İsrail-Hamas çatışması bugün 32. gününde ve devam ediyor. Hamas'ta çatışmaların 31. gününde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu büyük bir şok yaşadı. Kassam Tugayları, başbakanının yeğeni yüzbaşı Netanyahu'yu çatışmalar sırasında öldürdüklerini iddia etti. Peki sonrasında neler oldu? Haberimizde izleyeceğiz. Din El-Kassam Tugayları açıkladı. Netanyahu'nun yeğenini öldürdük. İddia Rusya merkezli Sputnik gazetesi tarafından ortaya atıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeğeni yüzbaşı Yair Edao Netanyahu, Kassam'a karşı aktif çatışma sırasında Gazze'de öldürüldü ifadesini kullandı. Yair Edao Netanyahu'nun Gazze'deki tehlikeli keskin nişancı olarak adlandırılan Derin Sızma Keskin Nişancı Birliği'nin liderliğini yaptığı aktarıldı. Çatışmanın ayrıntılarına dair bilgi paylaşılmadı ya da yeğen Netanyahu'nun cesedinin nerede olduğuna dair bir bilgi yok. Netanyahu'nun yeğeniyle aynı adı taşıyan oğlu Yair Netanyahu ise yedek kuvvetlerin savaş için İsrail'e çağrılmasının ardından Amerika tatilini bölmemişti. Hiçbir engeli olmamasına rağmen orduya katılmayan oğul Netanyahu tepkilerin odağındaydı. Başbakan babasını da politik açıdan zor bir duruma bırakmıştı. İsrail, Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim'den bu yana 348 askerini kaybetti sevgili izleyenler. Binlerce Filistinlinin Filistin halkının ölümüne gözlerini kulaklarını tıkayan Batı medyası ise her İsrailli askerin ardından ağıtlar yaktı. İsrail medyası ise Netanyahu İsrail'i felakete sürüklüyor yorumunu yaptı. Asker ve rehine aileleri de sık sık Netanyahu'nun evinin önünde gösteri düzenliyor. İsrail Gazze'de kara harekatını genişletmeye çalışıyor. İsrail ordusunun Hamas'la yakın temas kurmasıyla kayıp sayısı artmaya başladı. Gazze'de ilerlemeye çalışan İsrail ordusu Hamas'ın ciddi direnişiyle karşılaşıyor. Ancak Netanyahu uzun süre hiçbir askerin ölmediğini iddia ediyordu. Yavaş yavaş İsrail ordusunun kayıpları duyurulmaya başladı. 348 İsrail aileye çocuklarının çatışmalarda öldüğü bildirildi. İsrail ordusu sözcüsü Gazze şeridinin kuzeyindeki çatışmada bir başçavuşlarının öldüğünü duyurdu. İsrail medyası ise 202. Tabur Paraşüt Tugayı'ndan bir askerin ağır yaralandığını yazdı. Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerin dozu artıyor. İsrail medyası Netanyahu'nun İsrail'i tarihinin en büyük felaketine sürüklediği daha sık dillendiriliyor. Asker ve rehine aileleri de Netanyahu'ya adeta ateş püskürüyor. Sık sık Netanyahu'nun evinin önünde protesto gösterileri düzenleniyor. Göstericiler polisle karşı karşıya geliyor.